Al gülüm, ver gülüm. Merhaba, nasılsın? Sizde de böyle oluyor gençlik. Aynen bunları yaşıyorsunuz. Türkçe kavram işidir gençlik. Gençler açıklama mı, tartışma mı diye ayıramıyorsanız hemen öznel mi, nesnel mi diye bakın. Selam gençler, PKR kampı tüm hızı ihtişamıyla devam ediyor. Ben Bahadır Hoca ve bu da paragrafta anlatım biçimleri. Şimdi neymiş anlatım biçimleri bir bakalım gençler. Öyküleme yani hikaye etme, betimleme yani tasvir, açıklama ve tartışma. Gençler, bu kavramları birbirine çok sık karıştırıyorsunuz. Birbirine yakın kavramları karıştırmak sizin yanlış yapmanıza sebep olur. Şimdi bu kavramlardan bazılarına bakacağız. Öyküleme ile betimleme birbirine karıştırılabiliyor. Açıklamayla da tartışma birbirine karıştırılabiliyor. Bir bakalım neymiş bu amcalar. Öyküleme. Öykülemede amaç olayı anlatmaktır. Şimdi şuradan düşünebilirsiniz gençler. Hemen pratik düşünelim. Öykü yani hikayede ne bizim amacımız? Bir olayı anlatmak değil mi? Aklınıza bir hikaye getirin. Hikayelerde hep olay vardır. Okey? Burada amacımızın olayı anlatmak olduğunu çıkarabilirsiniz. Hareketlidir. Bak bu devinim içinde de verilmiştir olarak karşınıza çıkabiliyor gençler. Devinim içerisinde verilmiştir ki devinim hareket demek zaten. Kişiyi yer, zaman unsurlarına yer verilir gençler. Bunu da ilkokuldan beri zaten duyuyorsunuz. Bir bakalım gençler örneğimize. Yüzünde öfkeli bir ifadeyle içeri girdi. Oo, Bahadır Hoca paragrafından ben yazdım. Devam. Kapıyı örttü ve çalışma masasına oturdu. Bak bir hareket var, devinim var. İçeriye girmiş, kapıyı örtmüş, çalışma masasına oturmuş. Kararlı gibi görünüyordu ve bir anda kendini paragraf çözerken buldu. Oo, enteresan. Testleri bir bir çözüp köşeye fırlatıyordu. Gerçekten mükemmel. Çalan alarmın sesiyle uyandı. Güzel bir rüyaydı demiş. Sizde de böyle oluyor gençlik. Aynen bunları yaşıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Yok, siz öyle yaşamıyorsunuz. Siz ödevlerinizi yapıyorsunuz. Testleri bir bir çözüyorsunuz. Köşeye fırlatıyorsunuz değil mi? Canlarım benim. Bak şöyle bir şey var. Güzel bir rüyaydı belki alamayabilirim ama uyandı, oturdu, kalktı, koştu, görünüyordu. Bak bunların hepsi bir hareket bildirmiş. Öyküleme paragraflarında amaç o hareketi anlatmaktır. Sen paragrafı okuduğunda eğer paragrafta bir hareket varsa, yaptı, etti, koştu, gitti gibi böyle kişi zamanlar falan varsa o zaman onu öyküleme diyebilirsin rahatlıkla. Şimdi betimlemeye bakalım. Amaç yer, kişiyi veya ruhu gözde canlandırmaktır. Burada çoğunluklu olarak şunu biliyorsunuz gençler, sözcüklerle resim yapma sanatı. Hani gözde canlandırma, hayalde canlandırma, bunu biliyorsunuz. Genelde bir yeri canlandırıyormuş gibi geliyor. Ama burada nadir de olsa bir kişiyi veyahut da ruhu da betimleyebilir. Hani kişi çözümlemeleri, ruh betimlemeleri falan derler. O da aklınızda bulunsun. Öyle paragraflarla karşılaşırsanız şaşırmayın gençlik. Bolca sıfat kullanılır. Evet gençler, bir şeyi betimlerken sıfat kullanmak zorundasın. Kırmızı kalem falan gibi veyahut da yeşil gömlek. Bak böyle sıfatlar kullanabilirsin araya. Buna da dikkat edebilirsin. Hemen örneğimize bakalım. İçerisi karanlık, puslu ve kasvetliydi. Bak baktım, içeriği canlandırıyorum gözümde. Birbirine girmiş mobilyalar, üzerinde örümcek ağları kol gezen kitaplıklar. Bak gözünde yer canlanıyor değil mi? Kitaplıklar, örümcek ağları falan. Ve kararlı tınısıyla sessizliği bozan rüzgar. Şimdi burada bir devinin bir hareket içerisinde mi vermiş? Hayır. Amacı o bölgeyi, o yeri veyahut da kişiyi gözünde canlandırmış olmak. Sana aksettirmiş olmak. Bak aksettirmek değişik kelime. Okey. Amacımız bu gençler. Amacımız hareketi vermek değil. Ancak şöyle bir durum olabilir. Öykülemenin içerisinde çoğunluklu olarak betimlemeyi de kullanabiliyor. Size şıklarda böyle öyküleme ve betimleme olarak da verir. Mesela A şıkkı hangileri kullanılmıştır? Öyküleme ve betimleme. İkisini bir arada verebilir. Çünkü bir olayı anlatırken etrafı da az çok gözünde canlandırırsın değil mi? Okey, süper, devam ediyoruz gençler. Bir bakalım anlatım biçimlerinden şimdi açıklama ve tartışmaya geldik gençler. Bu da birbirine sık sık karıştırdığınız kavramlardan bir tanesi. Halbuki biri nesnel, biri öznel. Bu neden? Gündelik konuşma dilinde açıklama kelimesini karşılığıyla alakalı gençler. Şimdi biz gündelik hayatta ne diyoruz? Sana açıklıyorum ya ben bir durumu kardeşim. Sana açıkladım ya falan diyoruz ya gençler. Açıklama o değil. Sana açıkladım ya dediğimiz bizim gün içerisinde kullandığımız açıklama öznel. Aslında o tartışma paragrafı olmuş olması lazım orada yazan cümlelerin. Açıklama paragrafları asla öznel olmaz gençler. Her daim nesneldir.
Amaç bilgi vermek ve öğretmektir gençler açıklama paragraflarında. Maalesef gündelik hayatımızda kullandığımız kelimelerle o kelimelerin gerçekteki anlamları bir değil. Biz de ne yapacağız? O kelimelerin gerçekteki anlamlarını göreceğiz ve taşı gediğine koyacağız gençler. Doğru yerde kullanacağız o kelimeleri. Neden? Dilimize sahip çıkmamız lazım. Sosyal mesajımızda verdiğimize göre devam edebiliriz. Sade, açık ve anlaşılır. Anlatılır olmuş, anlaşılır bir dil kullanılır gençler. Doğru, sen şimdi birisine bilgi vermek istersen onu böyle edebi mi yaparsın? Hattı zatında bu durum falan mı dersin? Hayır, gayet düzgün bir şekilde açıklarsın. Makale, deneme gibi türlerde sıklıkla kullanılır demişiz. Doğru, bir bakalım nasılmış? Hemen örneğimize gelelim. Öykülerinde Anadolu insanının çektiği zorlukları onların hayatlarından kesitlerle anlatan yazar. Aynı zamanda devlet memurudur. Bak bana bilgi veriyor. Öykülerinde Anadolu'nun insanını anlatıyormuş bu yazar. Onların çektiği zorlukları anlatıyormuş. Eserlerinde bunlardan kesitlere yer veriyormuş. Ve yazar aynı zamanda devlet memuruymuş. Bak bunlar öznel olabilir mi? Yazarın devlet memurluğunu oturup tartışabilir misin? Hayır. Açıklama bilgi veriyor amcam bize. Kullandığı dil sade bir halk dildir. Bunlar tartışmaya açık şeyler değil. Gençler açıklama mı, tartışma mı diye ayıramıyorsanız hemen öznel mi, nesnel mi diye bakın. Öznelse tartışma paragrafı olur, nesnelse açıklama paragrafı olur. Açıklamalar nesneldir gençler. Şuradan da aklınıza kalabilir. Açık açık anlatmaktan açıklama oradan aklınıza kalabilir. Tartışmaya bakalım. Tartışma, şimdi bizim gündelik, bu da gündelik hayatta kullandığımız tartışmayla bir değil. Aslında mantık doğru ama gündelik hayatta kullandığımız tartışmadaki kelimeler, cümleler bizim paragraflarımızdaki gibi değil. Bunlar edebi adamlar, bunlar daha böyle lisanı dili düzgün, böyle düzgün tartışıyorlar. Neden böyle davranıyorsun bana acaba falan diye tartışan amcalar. Paragraflarda da siz öyle şey sokak tartışması falan beklemeyin gençler. Amaç kendi düşüncelerini kabul ettirmektir. Bak sokak tartışmasıymış gibi geliyor. Benim dediğime inanacaksın falan gibi geliyor. Gerçekten de öyle bir durum var ama biraz daha dediğim gibi dili ince, zarif. Özneldir demiş. Doğru, şimdi kendi düşüncemi kabul ettirmek istiyorsam işin içinde bir düşünce var. O zaman öznel mantıklı olarak. Bir düşünceye karşı çıkma. Bak bu çok önemli. Tartışma paragraflarında muhakkak karşı çıktığı bir düşünce vardır. Onun düşüncesine değil, benim düşünceme inancılık vardır. Okey? O zaman ne yapacağım ben? Onun düşüncesini çürüteceğim, benim düşünceme yönelteceğim seni. Değil mi? Mantık budur. Bakalım, karşı çıkma ve onu çürütme isteği vardır. Okey? Hadi bakalım ne varmış? Bu zamana kadar düz yazı türlerinden beklenen dili sanatlı ve ağır kullanma fikrini anlamıyorum. Bak ben anlamadım, bu benim fikrim. Bir kere o zaman ne oldu? Öznellik geldiyse işin içerisine ben o zaman açıklamayı hemen eleyeceğim. İşin içinde öznellik var çünkü. Okey? Devam ediyorum. Ben anlamakta güçlük çektiğim bir metni nasıl keyifle okurum? Bakın gençler, tartışma paragraflarında böyle soru işaretlerini sık sık görürsünüz. Soru cümlelerine yer verir. Sizce de öyle değil mi? Hani benim düşünceme gel mantığıyla yaparlar. Devam edelim. Bak burada aynen öyle yazmış. Sizce de abartılı değil mi bu beklenti? Hani okuyucuyu, siz onu okuduktan sonra yazarın düşüncesini savunmaya yöneliyorsanız böyle o tartışma paragrafıdır gençler. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz gençler. Türkçe kavram işidir gençlik. Türkçe sorularını çözmek istiyorsanız kavramlarla hareket etmeniz lazım. Kavramların tanımlarını iyi bilmeniz lazım. Şunları kapatsak, gündelik hayatta kullandığımız açıklama ve tartışmadan bahsetmiş olsak gençler, o zaman hiçbir yere varamayız. Unutmayın, gündelik hayattaki dil sadece Türkçe için geçerli değil bu. İngilizce ve diğer dillerde de var. Gündelik hayattaki dil normal dil bilgisi yapısına uygun olarak kullanılmaz. Amaç daha pratiktir. Al gülüm, ver gülüm. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Falan diye böyle. Drunks. Amaca uygun olarak hareket eder. Okey? Ama Türkçe sorularında bu böyle olmaz. O yüzden biz de sanki buymuş gibi, tartışmaymış gibi veya açıklamaymış gibi yaklaşırız. Bunları unutuyorsunuz. Gündelik hayattaki kullanımlarını unutuyorsunuz. Buradaki edebi dilin içerisindeki kullanımlarına bakıyorsunuz gençler. Okey? Kampı takip ediyorsunuz gençler. Soruları umuyorum bol bol çözüyorsunuzdur. Çünkü paragraf soruları başka türlü gelişmiyor. Şu anda bu pratik bilgi, işlenmemiş bilgi. Siz o ham bilgiyi alacaksınız. Soru bankalarıyla işleyeceksiniz. Sorularla işleyeceksiniz. Çıkmış sorularla işleyeceksiniz. Paso çalışacaksınız gençler. Yapacak başka bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Kitap okumayı sakın unutmayın. Charlo önermiştim. Başka kitaplar da önereceğim gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.